İstanbul seçimleri yenilenebilir. AK Parti cephesinin ardından MHP lideri Bahçeli'den de benzer bir açıklama geldi. İmamoğlu'nu iddialıysanız seçimin yenilenmesinde de iddialı olmalısınız diyen Bahçeli'nin Ankara'nın yeni belediye başkanı Yavaş'la ilgili sözleri de çok tartışılacak gibi. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. İstanbul'da yaşananları kargaşa olarak nitelendirdi. Seçimlerin yenilenmesi ihtimalini değerlendirdi. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum. 31 Mart'tan hemen önce meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu Devlet Bahçeli. Ziyaret sonrasında kameraların karşısına geçti, sorulara yanıt verdi. İtirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise Yüksek Seçim Kurulu bunu vermelidir. Seçim yenilenebilir sözleriyle 2 Haziran'ı işaret ederken CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Madem ki her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi sırasında da bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içerisinde olabilirsiniz. MHP lideri Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili düşüncelerini de açıkladı, sahte senet iddialarını hatırlattı. Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama benim belediye başkanım diyemem. Evet. Evet. Hadi bakalım.